Evet. Melisacığım, misafirimiz geldi. Haberin var mı? Var, gördüm. Bakalım ne getirmiş bize? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Böyle daha güzel. Yazı getirmişsin. Evet, yazı getirdik. Kıştan sonra yaz gelir dedik. Evet, evet. Yazı evet. Getirmeye çalıştık. Zaten havalarda sıcak gidiyor. Nasılsınız Melisa Hanım? Ben de kışı getirdim. Bunları giydim, ama terledim yakışıyor. Böyle. Şimdi geçen hafta demiştim ki, hatırlıyor musunuz? Prenses gibisiniz demiştim. Bu hafta sultanlar gibisiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, sizi iyi gördük. Biz de iyiyiz. Şimdi değerli seyirciler, konuğumuz acaba ne getirdi dediniz? Getirdik. Hem de hakikaten çok iyi, sizler tarafından çok ilgi gören, büyük ilgi gören bir ürünle geldik. Vallahi bu bize yabancı evet. Değil. Bunu biz birçok dostlarımıza da getirdik. Sipariş üzerine de getirdik. Dualarını da aldık. Sevgili Derman Ali Baba, eğer şu anda bizleri izliyorsa buradan ellerinden de öpüyorum. Sevgiler, selamlar iletiyorum. Derman Ali Baba'yla konuşuyoruz zaman zaman. Telefonda hasbihal ediyoruz. Diyoruz ki eğer bir hatamız, bir eksiğimiz olursa veya söylememizi, duyurmamızı istediğin bir şey olursa hemen haberdar et bizi. Özellikle de beni, ben hemen söyleyeceğim diyorum. Onunla ilgili hiçbir kuşkum yok diyor. Ve tahmin ediyorum ki şu anda da seyrediyordur bizi. Evet, evet. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba'yı artık şöyle böyle 3 aşağı 5 yukarı diyelim, herkes tanıyor. Özellikle zaten Safranbolulu olan herkes biliyor kendisini. Tanıyor. Tanımayanlar da zaten Türkiye'de... Derman Ali Baba'yı ben şöyle tanıdım. Türkiye'de tek oldu, sonuna kadar da tek olacak. Olacak. Ben bunun eşini görmedim, duymadım da. Hiçbir yerde de duymadım. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim. Bakın değerli seyirciler, hani Türkiye'de tektir, tek olacak dediniz. Zaten biz de ne yapıyoruz? %100 bitki yağ kremi mukaddesi sadece Vizyon Türk ekranında sizlerle buluşturuyoruz. Başka hiçbir yerde göremezsiniz, başka hiçbir yerde işitmezsiniz. Sadece bizim kanalımızda %100 bitki yağ kremi mukaddesi sizlerle buluşturuyoruz. Derman Ali Baba da zaten bunun aksini söylemiyor. O da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, değerli seyirciler, Derman Ali Baba diyor ki, bakın, başta diyor bel fıtığı, sonrasında boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma, siyatik romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, omuz ağrısı, topuk ağrısı, topuk dikeni ağrısı, migren ağrısı, sinüzit ağrısı, baş ağrısı, daha var. Aklımıza gelmeyenler ama onları söylemeyeceğiz. Hazır böyle bayağıdır hasret kalmıştım bu rahatsızlıkları. Hani eğer maalesef sizlerde varsa öncelikle Allah acil şifalar versin ama niye söylüyoruz bu rahatsızlık isimlerini? Çünkü sizler duyduğunuzda ha bu benim rahatsızlığımın adı geçmedi, belki benim işime yaramaz dememeniz için bakın unuttuğumuz başta bel fıtığı olmak üzere boyun fıtığı eklem yeri problemi ve vücudunuzun muhtelif yerlerinde eğer varsa ağrılarınız ve onlardan kurtulmak istiyorsanız değerli seyirciler size %100 bitki yağ kremi mukaddesi öneriyoruz. Akşamları yatmadan önce kullanıyorsunuz. Rahatsızlığın olduğu bölgeyi önce sıcak sabunlu bir bezle temizleyeceksiniz. Eğer temizleme imkanınız yoksa yine sıcak sabunlu bir bezle temizleyemiyorsanız yıkayacaksınız. Bu çok önemli. Ya yıkayacaksınız ya sabunlu bezle temizleyeceksiniz rahatsızlığın olduğu bölgeyi. Sonrasında ise bakın değerli seyirciler şöyle gösterelim. Bir tane getirdik. Şöyle açalım. Bakın. Erimiş, işte. Erimemiş. %100 bitki yağ kremi mukaddesimiz burada. Değerli seyirciler. Hani diyorum ya öncelikle sıcak sabunlu suyla yıkayacaksınız. Yıkayamıyorsanız sıcak sabunlu bezle sileceksiniz diye. Rahatsızlığın olduğu bölgeyi temizledikten sonra iyice. Çünkü derinin gözeneklerinin açılması lazım Ahmet Bey. Mutlaka. Değil mi Melisa Hanım? Eğer derinin gözenekleri açılmadan bu ürünü uygularsanız, sürerseniz hiçbir işe yaramaz. O dışta kalır. O bakımdan derinin gözenekleri açılacak. Sonrasında bakın parmağınızı şöyle kaldıracaksınız. Biz zamanında öğretmenim, öğretmenim, öğretmenim derdik. Ortaokul yıllarında hani bir şey söylemek için biliyorsak sorunun cevabını. Aynen o şekilde parmağınızı kaldıracaksınız değerli seyirciler. Bakın öyle hurca diye bir elinizi daldırmayacaksınız. Parmağınızın ucuyla şöyle az bir şey, ben şimdi daldırmak istemiyorum boşa gitmesin diye ama göstereceğim şöyle. Parmağınızın ucuyla şöyle azıcık bir şey almanız kafi gelecektir. Aldıktan sonra parmağınızın ucuyla alacaksınız ve rahatsızlığın olduğu bölgeye sürdükten sonra her akşam itiyatlı, sürerken de itidalli olmak. Yani bunu huy, alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Bir kere, iki kere değil, her akşam kullanacaksınız değerli seyirciler. Sonrasında ise hırpalamadan, nazikçe, kibarca ki ben ona örselemeden diyorum, masaj yapacaksınız. Masaj yapmak çok önemli. Parmak uçlarınızla masaj yapıp yedire yedire süreceksiniz. Sonra 5 ila 15 dakika bekleyecekler. Bekledikten sonra yine bu parmağınızı kaldıracaksınız.
Az bir şey daha alacaksınız. İkinci kez tatbik ettikten sonra yine az bir masaj. Ondan sonra iş bitiyor değerli seyirciler. Bakın, bunu bir eğlence haline getirmenizi öneriyorum. Evet, bir eğlence haline getirirseniz şayet akşamda hani bir iş, bir külfet olarak değil, bir eğlence olarak düşünün bunu. Böyle bir rahatsızlığınız var. Atıyorum, kollarınız ağrı, kolunuzda ağrı var. Benim anlattığım gibi bunu bir eğlence olarak düşünüp ağrıyan bölgeyi temizledikten sonra söylemiş olduğum gibi sürerseniz ve bunu her akşam alışkanlık haline getirip tekrar ederseniz işte o zaman bu rahatsızlıklarınızdan yavaş yavaş şöyle kurtulmaya başlayacaksınız. Şimdi ben içini de şöyle bir döndürerek göstermek istiyorum. Bakın, yeşil bir renk var. Doğanın rengi var değerli seyirciler. Kokusu da öyle. Çok hoş bir kokusu yok. Niye? Evet. Çünkü doğadaki o şifalı bitkiler toplanarak yapılıyor ve içinde herhangi bir kimyasal madde ihtiva etmiyor. Tamamen %100 doğal, natürel bir kremdir. Bitkilerin yağından yapılmış bir kremdir değerli seyirciler. Ve bu bitkilerin yağından yapılan bu kremi Derman Ali Baba, oğlu, ailesi, çalışanları, aromatik ve tıbbi bilimler mezunu torunu da yanına alarak hep beraber doğaya açılıyor. Ama diyor ki kendisi, önce diyor sabahleyin diyor, 7'de kalkıyoruz. Şöyle güzel bir mükellef kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra kolları sıvıyoruz. Bismillah diyoruz diyorlar ve doğaya açılıyorlar değerli seyirciler. O doğaya açıldıktan sonra onlar çalışanlarıyla beraber akşamın geç saatlerine kadar yani hava kararıncaya kadar Safranbolu'nun doğasında o şifalı bitkileri taze taze topladıklarını söylüyorlar. Sonrasında ise bunları evlerinin önündeki bahçelerinde kaynatıyorlar, tülbentlerde süzüyorlar, kurutuyorlar, yağından bu kremi hazırlıyorlar. Şimdi Derman Ali Baba, bakın değerli seyirciler şunu da söyleyeceğim. Derman Ali Baba kafasına göre ben bu işten anlıyorum, biliyorum diye asla girmemiş. Yaklaşık 300-350 sene öncesinde yazılan o yabani sözlükler, yabani otlar sözlüğü adlı bir kitaba dayanarak, ta 4. Murat zamanında yazılmış, 300-350 sene önce yazılan bir kitaptaki bilgileri özümseyerek, o kitaptaki bilgilerden yola çıkarak ve 30 sene öncesinde, bakın, şu anda kendisi 70 yaşına gelmiş bir insan. 30 sene önceye gidelim. 30 sene önce o yaşlarda yanına 80-90-100 yaşındaki büyüklerini alarak o kitaptaki bilgilere de dayanarak doğaya çıkmış. O kitapta fotoğraflarla gösterilen, resmi çizilen o şifalı bitkileri birer birer bulmuş. Kendisi de bunları fotoğraflamış, kalemlerle çizmiş ve o kitaptaki bilgileri değerlendirerek bulduğu, ulaştığı şifalı bitkileri işte değerli seyirciler değerlendirerek, kullanarak bu ürünleri bizlerle buluşturmaya başlamış. Bu çok önemli. Hani öyle atmasyon bilmeden etmeden yapılan şeyler değil bunlar. Çok önce 400 sene, 300-350 sene, belki de 400 sene öncesine dayanan o ta atalarımızdan gelen, o çok eski zamanlardan bilinen o şifalı bitkileri işte araştırarak bulup bizlerle buluşturmuş. Onun için zaten tek, her zaman söylüyorum taklitlerinden ve muadillerinden sakının diye. Değerli seyirciler 0216-490-0090. Bakın ben buraya çıktığım zaman her ne kadar fazla terlemesem de Derman Ali Baba diyor ki ben bu ürünü ailemle, çalışanlarımla birlikte alın deri akıtarak diyor, topluyoruz, hazırlıyoruz. Öylesine diyor, 5 dakikalık, 10 dakikalık bir çalışmayla olmuyor diyor. Biz bu iş için diyor, alın teri akıtıyoruz diyor. Onun için ben ne zaman bu ürünü anlatmaya başlasam o her alın terini ben de akıtıyorum. Çünkü hani layık olabilmek adına, bu ürünü anlatırken bu ürüne layık olabilmek adına bu alın terini akıtmak gerekiyor değerli seyirciler. Çünkü bu ürün sadece bizim kanalımızda var. Başka hiçbir yerde yok. En başta bel fıtığından, boyun fıtığından, eklem beri problemi, kireçlenme, romatizma veya vücudunuzun muhtelif yerlerinde ağrı varsa şayet kurtulmak istiyorsanız daha ne duruyorsunuz? Bu kadar anlattık. Boşuna anlatmadık bunları. Sizlere bu ürün şifa olsun diye anlattık. Söyleyin Ahmet Bey. 0216-490-0090. Evet değerli seyirciler 0216-490-0090 çağrı merkezimizin numarası. Arıyorsunuz kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. 389 TL'ye gönderiyoruz demiyorum. Öyle bir şey ben diyemiyorum. Ne oldu? Zam mı geldi dedim birden gözlerim. Diyemiyorum. 289 TL'ye gönderiyoruz da diyemiyorum. Sadece ve sadece 100 TL zam geldi. O değerli seyirciler. Öyle mi? Bakın şaka yaptım. Kaçırmayın. Her an zam gelebilir. Yani eli kulağında sadece ve sadece 69 TL'ye gönderiyoruz. Zam yok. 70 TL verdiğiniz takdirde 1 TL'nizi geri alıyorsunuz. Bunca rahatsızlıklarınızdan kurtulmak için daha ne duruyorsunuz? 0216-490-0090. Şimdi arkadaşlar işaret ediyorlar. Tanıtımımızın yavaş yavaş sonuna gelmişiz. Sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir teşekkür şey var mı? Teşekkür ediyoruz. Bizler de dediğim gibi Derman Ali Baba'ya sevgiler, selamlar gönderiyoruz. O zaman İnşallah yine bir gün burada ağırlamak istiyoruz kendisini. Aynen öyle. Ben zaten hep kendisiyle görüşüyorum. Şöyle diyelim.
Hani başka kanallardaki başka ürünlerle karıştırmayın diyoruz ya değerli seyirciler. Evet, bu ürün sadece bizim kanalımızda. Herkes istiyor. Herkes başka kanallarda satmak istiyor ama yok. Yağma yok. Sadece bizim kanalımızda. Onun için 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü, mutasavvufumuz Mevlana'nın bir sözüyle bugün kapanışımızı gerçekleştirelim. Değerli seyirciler, Mevlana demiş ki, dünya nimetleri için hırs ve açgözlülük yaparsanız hakkınız olmayan şeyleri elde etmek için boşa çabalar durursunuz demiş. Hırs ve açgözlülükten bahsetmiş. Onun için ben de Mevlana'nın bu sözünün üzerine şunu söylüyorum. Değerli seyirciler, fazla hırs başarısızlığın son sığınağıdır diyoruz. Hepimizi fazla hırstan ve açgözlülükten sakınmaya davet ediyoruz. Bendeniz efendim Erdem Gençtürk, bir başka tanıtımda buluşabilmek ümidiyle iyi akşamlar efendim, iyi eğlenceler. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Bizden hiçbir yere ayrılmıyorsunuz, kısacık bir aramız var. Şimdi reklamlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Pişti olduk ha. Aynen öyle. Gerçekten. Yakışmış mıyız? Evet. Bak senin çizgiler kahverengi, benim gri. Gri. Kahverengi gri. Gri. Uyum sağlıyor. Nasılsınız evet. Ahmet Bey? Çok teşekkür ediyorum. Sizler ben nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Melisa Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Bugün gerçekten çok mutluyuz. Çok keyifliyiz. Ondan sonra çok müjdeli, muştulu haberlerle evet, geldik. Evet, ben bugün burada Derman Ali Baba'nın kendisini de gördüm. Gördünüz mü? Çok mutlu oldum. İnşallah programımızda da görmek istiyoruz. Ben bizleri kırmazsa gelecek sürpriz yapacak bize. Böyle durabiliriz istiyorsanız. Ben bilmem elim buz gibi zaten. Melisa bizim Çamur Hasan dayım var diye geçen hafta. Onu gör onu görme. Yok, aynı o kadar böyle. Kim? Sevecek. Çamur Hasan dayımız vardı bizim. Şimdi değerli seyirciler. %100 bitki yağı kremi mukaddesi biliyorsunuz. Ben burada bayağı bir zamandır Derman Ali Baba'yı çağırıyorum. Kendisine ısrar ediyorum. İsrarcıyım. İnşallah en kısa zamanda kendisini getireceğiz. Burada sizlerle buluşturacağız diye pek çok tanıtımda. Belki 5 belki 10 tanıtımda bayağı bir altını çize çize bastıra bastıra değerli seyirciler söyledim. İlk kez aylardır burada konuşuyorum. Aylardır sizlerle buluşuyorum. İlk kez bir şey söyleyeceğim. Derman Ali Baba ile ilgili olarak. Değerli seyirciler. Derman Ali Baba bunca bilgisini, bunca birikimini, bunca kültürünü, yani bu şifalı bitkilerle olan o haşir neşirliğini acaba nereden esinlenerek sizlerle buluşturuyor? Hiç düşündünüz mü? Hiç merak ettiniz mi? Ben biliyorum nereden olduğunu. Nasıl olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bakın değerli seyirciler, şimdi bir ilki açıklıyorum burada. Derman Ali Babamız da geldi. Bir ilki açıklıyorum. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Derman Ali Baba Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olan, bakın değerli seyirciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı olan, bundan 300-350 sene önce yazılan Yabani Otlar Sözlüğü adlı bir kitap vardı. O kitabı buldu ve o kitap, bakın, dördüncü Sultan Mehmet zamanında yazılmış bir kitaptı. Ve bu kitap, bakın, Hayati, ben burada ismini yazdım. Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi bu kitabı 4. Sultan Mehmet zamanında 300-350 sene önce yazdı. Ve 1978 senesinde de değerli seyirciler, Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi tarafından yazılan bu kitap 1978 senesinde Hadiye Tuncer tarafından Türkçe'ye çevrildi. Şimdi ben bu isimleri ezbere biliyorum ama buraya yine not olarak ben bu isimleri yazdım ki yanlış isim söylemeyeyim diye. Bakın Derman Ali Baba 1978 senesinde Türkçe'ye Hadiye Tuncer'in çevirmiş olduğu bu Yabani Otlar Sözlüğü kitapçığından esinlenerek o yıldan beri bütün bilgisini, birikimini işte o kitaptan topladığı anekdotlarla şimdiye kadar getirdi. Ve bakın değerli seyirciler, bu kitapta bu Safranbolu yöresindeki şifalı otlar kalemlerle çizilmiş, fotoğraflarla resimlenmişti. Bakın fotoğraflarla resimlenmiş, kalemlerle çizilmişti. Derman Ali Baba 80-90-100 yaşındaki Safranbolu'nun en yaşlı insanların yanına alarak doğaya açıldı. Ve uzun araştırmalar sonunda o şifalı otları, bitkileri Safranbolu'da buldu. Ve onları kendisi fotoğrafladı, kendisi kalemle çizdi ve onları yakında bir kitap olarak da sizlerle buluşturacak. İşte o fotoğrafları çeken,
Kendisi 1978 senesinde Türkçe'ye çevrilip yazılan o kitaptaki bilgileri bizlerle yakında kendisinin kaleminden bizlerle buluşturacak olan Derman Ali Baba işte o yıldan beri hep o sözlükten, hep o kitaptan esinlendi. Şimdi değerli seyirciler, Derman Ali Babamız bizi kırmadı. Ta Safranbolu'dan buraya geldi, gidecekti. Ben kendisini göndermedim, rica ettim ve burada işte yüreğimizin angı köşesinde hieroglif gibi yer eden bir pazibel simgesi olan Derman Ali Baba. Alkışlarla buraya alıyoruz. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bir öpmek istiyorum elinizi. Şöyle. Ahmet Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi... Nasılsın Ali Babacığım? Çok, nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Bakın. Senin o yazmış olduğun kitabı şöyle bir sayfasını açar mısın? Aç aç. Niye biliyor musunuz? Bak. Aç aç aç. Aç. Siz çevirin. Şuradan bir tane sayfa aç. Şu bitkilere... Kalemle çizilmiş. Miladi, yani çok eski bir kitap. Tarım, Orman ve Hayvancılık Bakanı'nın yazmış olduğu kitap. 1978'de Hadi Uçar bunu Türkçe haline getirmiş. Eski yazıdan. Ve bunların hepsi kalemle çizilmiş. Ve bunların hepsini buldum ben yöremizde, doğada. Yani bu bitkilerin ben kitabında yazacağım Allah nasip ederse. Onun için... Yani dediklerim doğru mu? Doğrudur. İşte bu da ispatıdır yani bu kitaplar. Burada evet, ne yazıyor? Yabani bitkiler sözlüğü. Yani. Aynen söylediğim gibi. Ben aslında bunu şu anda yanınıza getireceğinizi bilmiyordum. Benim için de bir sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Şimdi Ali Babacığım. Hı. Biz şimdi ismini verdik. Hadiye Tuncel dedik 78 senesinde. Yazmış. Yazmış. Türkçe'ye çevirmiş bu kitabı. Evet. 4. Sultan Mehmet zamanında yazılan, yani 300-350 sene önceki bu kitabı Türkçe'ye çevirmiş. Değerli seyirciler bakın, Hadiye Tuncer de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda yüksek mühendis. Yüksek ziraat mühendisi olarak, uzman müşavir olarak çalışmış bir kişiydi. Doğru mudur? Evet, evet. Onu da hemen bir dipnot olarak ileteyim. Sağ sağ, Allah uzun ömürler versin. İnşallah. İnşallah sağdır. İnşallah. Kendini buradan anmış oluyoruz. Böyle kitapları artık kimse okumuyor Ahmet Bey. Bir şunu söylüyorum ben, yazan yazı kağıtta kalır yani. Evet. Ama konuşulan uçar gider. Şimdi bu yıllarını veren bu şeyde bu bitkileri ben araştırdım, yaptım ve çok kişi iyi oldu. Ve bu işe onun için devam ediyoruz. Japonlar, bugün Safranbolu'ya Japonlar, dış ülkeden gelen insanlar bizim otlarımızı teker teker alıp götürüyorlar. Bizim otlarımızı da kurutuyorlar kardeşim. Ben bunlara şahit oldum, iddia ediyorum yani. Onun için sıra yine sende, bakalım şu sürprizi yap. Değerli seyirciler, biz Ali Baba'yı bugün yanımıza aldık. Bize ekstra 2-3 dakika daha izin verildi. Uzatalım diye. Öncelikle yönetime de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Derman Ali Baba'nın %100 bitki yağı kremi mukaddesi her gün anlatıyoruz. Her gün söylüyoruz. Büyük bir şevkle, büyük bir görevle bunu yapıyoruz. Evet. Bu bir görev çünkü. İnsanlara eğer bu ürün şifa dağıtabiliyorsa ve biz bunda köprü olabiliyorsak bu görevi iyi yapıyoruz demektir. Bel fıtığı başta olmak üzere bakın %100 bitki yağı kremi bel fıtığı başta olmak üzere bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, romatizma ve vücudunuzdaki çeşitli muhtelif yerlerindeki ağrıları zaten akşamları düzenli kullandığınız takdirde ortadan kaldırıyor. Bunu herkes biliyor. Doğrudur değil mi? Doğrudur. Ben bunu herkes biliyorum. Biliyor. Evet. Artık bunun dışında bakın değerli seyirciler, Derman Ali Baba işi daha da büyüttü. Bugün bize çok büyük bir sürprizle geldi. Ve biz bu sürprizi şu anda Vizyon Türk ekranında şu anda şimdi açıklayacağız. Evet. Öncelikle Ali Baba'ya çok teşekkür ediyorum. Evet. İlkleri hep bize yaşattığınız için. Evet. Değerli seyirciler sıkı durun. Derman Ali Baba ailesiyle her zaman çalıştığını söyledim. Tıbbi ve aromatik bilgiler mezunu torunu başta olmak üzere dedim. Evet. Ailesi ve çalışanlarıyla gecesini gündüzüne katarak, alın teri akıtarak bu ürünleri hazırlıyor dediydim ya. Onun doğruluğunu şimdi bir kez daha size ispat edeceğiz. Sıkı durun değerli seyirciler. Yine ailesiyle gecesini gündüzüne katarak ya bu çalışmasının yanında, bu ürününün yanında öyle bir ürün geliştirdi ki, öyle şifalı bir ürün geliştirdi ki, yine %100 bitkilerden onlarca, yirmilerce belki bitkilerin karışımından bir ürün. Bakın, bakın yine ismi mukaddes. Şöyle bir yakın çekim alırsak, işte belki 30 bin TL, belki 40 bin TL değerinde olan
o dünyada birkaç yerde bulunan hakiki safran bitkisinin işte gerçekten içinde olduğu bir mukaddesle geldik bugün. Evet değerli seyirciler, bakın bu ürünü ilk kez, belki de dünyada ilk kez, bırakın Türkiye'yi, dünyada ilk kez şu anda Vizyon Türk ekranında elimde görüyorsunuz. Derman Ali Baba'nın yeni geliştirdiği bir ürün. Bizlerle yakın zamanda buluşturacağı işte gerçek sanatçının, gerçek bir sanatçı diyebileceğim. Evet, şurada burada ben sanatçıyım diye geçinenlere göre 1000 kere daha sanatçı, 10.000 kere daha çok sanatçı olan araştırmacı, yenilikçi, kaşif aktarımız Derman Ali Baba'nın en son bombası işte safranlı mukaddes. Değerli seyirciler, bakın başta sedef hastalığı. Bu çok önemli. Evet. Sedef hastalığı, egzama, mantar ve tıp dilinde çok bilen bilir temre rahatsızlığı. Evet. Temre rahatsızlığı, egzama, mantar ve sedef hastalığını yine düzenli kullanıldığı